Fatih Camii'nin duvarlarında 110 kurşun deliği vardır. Koca bir çınarın, yani Osmanlı'nın sinesinde açılmış bu 110 yara, 31 Mart vakasından 25 yıl sonra bir kez daha kanamış ve Türkçe ezan uygulamasıyla bu ülkenin ruhuna işkence edilmiştir. Yıl devleti idare etmekle, yıkılan bir devleti ayağa kaldırmakla, hasta adam denilen bir devleti düveli muazzama haline getirmekle meşgul olan Abdülhamit Han anlaşılmıştır ki, tahta bulunduğu sürece herhangi bir şer faaliyeti yapılamayacaktır. İsrail kurulamayacaktır, Türkiye bölünemeyecektir. Yapılan suikastler de onu hala tahtından indirememiştir. Yapılacak olan tek bir şey vardır. Ordu içinden bir müdahale, yani ordunun devleti, milleti, vatanı korusun diye kendisine verilen silahlarla bizatihi devleti esir almaya çalışan bir ordu yapılanması ile Makedonya'dan gelen Mahmut Şevket Paşa önderliğindeki bir ordu ile İstanbul'u bastılar. Bu Makedonya'dan, Balkanlardan gelen orduya Fatih'te bulunan Sahn-ı Seman medreselerinde okuyan, Süleymaniye'de bulunan medreselerde okuyan veya İstanbul tekke mensupları karşı geldiler. Mücadele tam 3 gün sürdü. 3 gün boyunca çatışmalar yaşandı. Şurayı yokuş gibi düşünün. Şu an Sahn-ı Seman medreselerinin bulunduğu yerin hemen arkasında Fevzi Paşa Caddesi bulunmaktadır. Oradan da Vatan Caddesine doğru inilmektedir. Burayı yokuş gibi düşünün. İşte buralarda askerler konuşlanmış, mollalar kendilerini camiye kilitlemişlerdir. Caminin pencerelerinden buralarda bulunan askerlere ateşler edilmekte. Askerler de camiye ateş etmektedirler. İşte 1908-1909 sürecinde yaşanan o 31 Mart hadisesinde dolayı caminin duvarında bulunan mermi izleri, ki şu an zaten görmektesiniz, caminin duvarındaki mermi izleri hala varlığını korumaktadır. Nerede mi? Hemen sağ tarafta, üç pencerenin her tarafı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.